2024 yılında halen cemevleri ibadethane olarak kabul görmüyor. Bu devleti yönetenlerin, devletin ayıbı olarak görmek gerekiyor. Yargı kararları dinlenilmiyor. İşte cezaevlerinde şu an on binlerce insan var. Hazreti Muhammed şunu söyler, kapı komşunu açken tok yatıyorsan bizden değilsin. Bu ülkede bu kadar adaletsizlik var iken, bu kadar haksızlık var iken, bu ülkeyi yönetenler hepimizin sessiz kalması bizden beklenilmemeli sevgili dostlar. Onun için Aleviler kavli beradan bugüne kadar çok acılar yaşadılar. Yaşamaya devam ediyorlar sevgili dostlar. Biz el ele verirsek, birbirimizi kızdırmamışsak bu firavunun saltanatına son veririz. Bugünler Nevruz günleri sevgili dostlar. Hak hepinize yardımcısı olsun diyorum. Zorlu bir zamandan geçiyoruz. Alevi canlarımızın yaşadığı sorunlar biliniyor. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Bunun karşısında da büyük bir direniş gerçekleşiyor. Bu direniştir ki Alevileri susturmaya, zapt etmeye çalışanların başaramamasının en temel sebeplerinden biri bu direniştir. Bizler seçim çalışmalarında halkımızla buluşurken yalnızca seçimi değil, aynı zamanda bütün demokrasi taleplerimizin mücadelesini aynı zamanda yürütmüş oluyoruz. Seçimin sonrasında kapsayan bir mücadele bu. Yan yana gelmenin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu, dilimizi, kültürümüzü, inancımıza sahip çıkmak ve bunu hakim kılmak için yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Yok sayılan, ötekileştirilen, inancı, dili, kimliği yok edilmeye çalışılanların partisi olarak buradayız. Çalışmalarımızı bu yüzden, bu içerikte yürütüyoruz. Bu anlamda hepimize başarılar diliyorum. Lokmamız kabul olsun. Halk yardımcımız olsun. Hızır yoldaşımız. Cemevlerinin ibadethane olduğunu herkes gibi onlar da çok iyi biliyor. Ve tabii ki bu statünün, bu tanımanın asıl sahibi sizlersiniz. Biz onları tanımıyoruz. Bu düşünceyi tanımıyoruz. Biz sizin duruşunuzu tanıyoruz. Ve Alevi toplumunun bu konuda Türkiye'de ötekileştirilen, ayrımcılığa uğrayan, zulme maruz kalan en önemli nüfus olduğunu, toplum olduğunu tabii ki gayet iyi biliyoruz. Çünkü sizlerle beraber bu mücadelenin bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede yalnız değilsiniz, birlikteyiz. Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Ve sizlerle olmaktan hakikaten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Hızır yardımcınız olsun. Lokmanız kabul olsun. Türk imamların katarından, didarından hak bizleri mahrum eylemesin. Evlerinize sağlık, mutluluk, güzel istikrarlar nasip eylesin. Bu güzel mekanda güzel insanlarla bir ömür boyu bu güzel lokmaları yemeyi hak bizlere...